dünyaya niçin geldik? Ademliği bulmak için. Peki Adem nedir? Adem لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَحْكُمُ olarak yaratılan bu insanoğlunun Cenab-ı Allah'ın hüviyet ve emniyetinin bütün sırlarıyla doğrultusunun idrakıdır. Yani yeryüzündeki halife olan Cenab-ı Hakk'ın halifesi durumunda olan bu insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın hüviyet ve emniyetini yeryüzünde temsil ettiği için bu yaratıklar kendi insan aslilerini öğrenmek için buraya geldiler. Ademliğini bulmayanlar cahil gelir, cahil gider. Cahil demek Allah'ı bilmeyene denir. Okuma yazma bilmeyene denmez. Cahil Allah'ı bilmeyene denir. Onun için kendisinin bu aleme gelmesinin hikmetlerini bilmeyen insan Cenab-ı Hakk'ın kendisindeki olan tecellilerini de bilmiyor demektir ki ademliğini bilmediği için de bu kişi cahildir. Çünkü Adem'i bilse, hüviyet ve emniyetiyle Cenab-ı Hakk'ı Adem'de görecek. Kendisi orada gizlemiş. Evet. Ama onu bilmediği için cahildir. Bu insanlar cahil gelir, cahil gider. Hak mürşidine varmadan, hakikaten mürşid-i kamile varmadan, varlığından soyunmadan, yani fenaya, fenaya sıfat, fenaya zat tahsili yaparak kendi varlığının olmadığını, kendisindeki varlığın Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu bilmeden, candan canana geçmeden kendi varlığını can, Cenab-ı Hak kendisine tecelli ediyor ama bundan da geçip canana ermesi, yani kendisindeki Cenab-ı Hakk'ın bu tecellilerinin şuurdan zevk etmesi olmadan Cemalullah'ı kendisinde veya afakta görmeden bu insanlar maalesef nakıs olduğu için, eksik olduğu için nakıs gelir, nakıs gider. Zatın sırrına ermeden. Zatın sırrı nedir? Zatın sırrı, zata mutlak olan zatı evvela ne yaptı? Sıfata tecellisi gibi gösterdi. Sıfattan esma aldı, esmadan fiillerle açıktan açığa kendisini zerreden gürreye kadar ilan etti. Sen bu tahsili yapmadın. Meratip veya tevhid tahsiliyle bunları tahsil etmediysen ne oldu? Zatın sırrını bilemezsin. Daha evvelde sohbetinde dedim ki bir çekirdeğin sırrı kendisini ağaç halinde başından sonuna kadar kendisini şer ederse onun sırrını öğrenmiş olur. İşte Cenab-ı Hak da bir çekirdek olarak misal verici olursak ağaç halinde bütün zatından fiillerine kadar kendisini şer etmesi, tavsirat-ı Muhammediye'de her varlıkta kendisini ilan etmesi onun sırrıdır. Bu sırra vakıf ise bu kişi nakıslıktan kurtulur. Zatın sırrına ermeden, gönlün cemalini görmeden, çünkü her varlıkta görünen onun cemalidir. Nur Muhammed olmadan, Nur Muhammed olması demek, her varlıkta Muhammediliği gören demektir. Aynel yakınlıktır bu zaten. Gafil gelir, gafil gider. Bir haber yani. Zatıyla sıfatından devreleri efaline, zatından sıfatına, sıfatından da devreleri, yani fiilleriyle, esmasıyla fiillerine, efaline geldi. Kendinde bunu zevk eden, irfan gelir, irfan gider. Demek ki bilinçli olan kişi irfaniye sahibidir. İrfan gelir böyle insanlar. Kendi zatından sıfatına, sıfatından da esmaları, fiilleri açığa çıktığının tahsilini yapmışlarsa, bu insanlar ise İrfan gelir, irfan gider. Vahdette kesrete göre, vahdet çokluğun birliğidir. Kesret ise o vahdet içeri kesret olan bütün varlıklardaki olan o cemallığa seyret halidir. Kesret. Kesrette vahdeti bilen, bakın dikkat edersen vahdette kesreti, kesrette vahdeti. Birisini görür, birisi bilir. Vahdet kesretten bilinir, vahdetten kesret görünür. Adem de cemül cem olan, Adem de bunu ister vahdetti kesret, kesreti vahdet olarak cem edersen, yani tenzihi, teşbihi, tevhid yaparsan, o zaman cemül cem de sultan olur, sultan gider.
Demek ki bir insan sultan olmasını istiyorsa, vücut ülkesinde hükümdar olmasını istiyorsa, hükmeden melik olmasını istiyorsa, sultan idareci olan, idare eden olmak istiyorsa bu irfanet ve kemalete sahip olması lazımdır. Yoksa sultan gelip sultan gitmez. Kainatta ilan etti. Bu 18 bin abi, kainat. Bütün alemde isterse vücut ülkesinin kainatı olsun. Kendisini ilan etti. Meratiple beyan etti. Bu tahsil nerede tahsil edilmiş? Bir müslü kamilden meratib-i ilahiye tahsil etmekle mümkündür. Gören kalpte tasdik etti. O tahsilden sonra kalbiyle gördü. Bunu da eyvallah dedi. Zahir gördüğü için tasdik etti. Gören kalpte tasdik etti. Mutlu geldi, mutlu gitti. Bu aleme mutlu gelecek, bu alemden de mutlu gidecek. Alemde hakla hak olan, yani artık hakkını falan bıraktı bu alemde, hakla hak olan. Hakta hakkı gören demiyor bak. Hak bitti artık, hakla hak olan. Hakta hak olan. Kendi kendini şer eden, kendi kendini şer etti. Kendi görüyor, kendini görüyor. Gören de kendisi, görünen de kendisi. Bilen kendisi, bilinen kendisi. Hakta hak olmak bu. Ahmet aciz kuldur, bildi. Ahmet esmasının hiçbir varlığının olmadığı, ne ilminin, ne irfanetinin, ne varlığının, hiçbir şeyin olmadığını artık bildi. Çünkü bu merat-ı bilahede zatından sıfatına, sıfatının da esma olarak bildirilirken çıkıyorsa, burada her bir mertebede isim aldıysa o isimlerin hükmünün olmadığını da anlamış oldu zaten. Ahmet'in varlığı olur mu burada? Olmaz. İşte burada diyor, Ahmet aciz kul olduğunu anladı. Hiçliğini böylece izah etti. Yani hiçmiş, yokmuş. Varmış gibi göründüğü halde, varmış gibi ifade edildiği halde, Ahmet'ten söyleyen sensin deyip de Ahmet esması dahi'nin olmadığını hiç anladı. O zaman hiç. Hiç ne demek? Yok demektir. Yok olunca kendisini bu masadan böylece beyan etti. Sadakallahu aleyhi ve sellem.